Cumhur İttifakı İskenderun Belediye Başkan adayımız Sayın Fatih Tosyıl da aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İlk ocaklarına başlıyoruz. Tamam başkan. Kıymetli dostlar, değerli Belen hemşerilerim, hızla yaklaşan bir seçime doğru gidiyoruz. Her seçim önemli. Her seçim kentin öneminin şartlarına göre önemli. İşte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde bu manada çok önemli bir seçim. Geriye kalan 50 küsürlük günde vereceğimiz mücadeleyle ülkemizi ve şehrimizi bekleyen birçok sıkıntıyı bertaraf etmek, önüne engel çekip set olmak sizlerin ve bizlerin elinde. 31 Mart'ta çıkacak sonuç hem bölgemize yerel hizmetlerin getirilmesi noktasında arzuladığımız, istediğimiz şablonu inşallah sandıktan çıkartacak, hem de ülkemizi sıkıntıya sokmak için ülkenin içerisinde kaos kargaşa yaratıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini zayıflatmak için düşmanca, kinle, nefretle ülkemize saldıranlara gereken en ağır cevabı vereceğimiz günün adı 31 Mart olacak. İşte onun içindir ki geriye kalan bu süre içerisinde kol kola girip, omuz omuza verip, kimimiz varsa nerede ulaşıp mücadelemizi ortak etmeliyiz. Bugün de burada Belen seçim bürolarımızı açarak inşallah bu birlikteliği, bu gücü dosta, düşmana, herkese göstermek için bir araya geldik. Dostlar, bizler belediyeciliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz inşallah seçildiğimiz günden itibaren AK Parti'nin seçim beyannamesinde koyduğu AK belediyecilik anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin üreten belediyecilik anlayışını harmanlayarak inşallah insanlarımıza her yerde hizmet edeceğiz. İnsanlarımıza belediyecilik anlamında hizmetin sadece yol yapmak, sadece musluklardan su akıtmak, doğalgazın yaygınlaşmasını kullanmak, yaygınlaştırmak olmadığını da çok iyi biliyoruz. İnsanlarımızın gönlüne girmeden, gönülden gönlüne köprü olmadan onların yaşadıkları şehirlerde huzurlu bir şekilde yaşadığını tesis etmek için çabalamadan fiziki olarak hangi hizmeti yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Belen emanete sahip çıkacak mı? Evet. Öyleyse ben de diyorum ki bu emanette size hizmet etmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Biraz önce başkanımız da söyledi. Evet, biz savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir yarış ortamıdır bu. Bu yarış ortamını da barış içerisinde götürmek en büyük görevlerimizden bir tanesi. Başkan toplantıda. Değerli kardeşlerim, görevi geldiğim 2014 yılından şu ana kadar, 2 ay sonra tam şu anda 60 gün kaldı. 58 ayımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda ve hizmetlerde öncelikle birlik ve beraberliğimizi korumak adına hiçbir siyasi partimizin ve oraya siyasi partilerimize görev vermiş insanlarımızın hiçbir tanesine ne MHP'li, ne CHP'li, ne Saadetli, ne de AK Partili diyerek o gözle bakmadım. Siyasi parti değiştirme olayı olarak hiçbir zaman bakmadım. Bunların sohbetleri oldu. Şunu bir örneğini verdim ben. Ya belediye başkan adayı olmadık. Gelinlik kız gibi bekliyoruz. Bu kapıyı çalarlar arkadaşlar. Bunlar zannetti ki kapıyı çalınca biz o damada varacağız. Yok öyle bir şey, yok. Bugün işte ispatı bu. Bugünkü buraya gelişimiz ispatı bu. Cumhur İttifakı beladan bekaya gidilen yolda devletimizin bekasına, milletimizin birliğine, göz dikenlere karşı ülkemizin üstünde dolaşan kara bulutlarından ümitlenip pusuda bekleyenlere karşı sıkılmış bir yumruktur, bir rabiyadır, bir bozkurttur.
Cumhur İttifakı bu toprakların bize vatan kılındığı dönemden itibaren hep vardı. Sanmayın ki 2 yıl önce 15 Temmuz'da kuruldu. Devletin bekasının, milletin birliğinin tehlikeye girdiği her dönemde vardı. Karşımızda farklı ittifaklar kuruluyor. Karşımızda oy devşirmek, bu birliği, bu beraberliği yıkmak ve göbeklerinde küresellerin elleri bulunan ittifaklar kuruluyor. Beyler, değerli hemşehrilerim, İbrahimlere güvenin. İbrahimlere inanın. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte hep birlikte Belen'i ve Hatay'ın hizmetkarları olacağız. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. İstiyoruz Cumhur İttifakı'yı.